Sevgili dostlar, şimdi benim büyük nenem Maçka Zanoy'da Eyüboğullarından, babamın babaannesi. Dolayısıyla Eyüboğlu çok köklü, çok asil bir sülaledir. Akrabalık da var. Kuzenim de müzik yapmaya başlamış. Ben kuzenimi sizlere tanıştırmak istiyorum. O da su gibi asil, nur yüzlü, çok yetenekli, eğitimli. Dolayısıyla ben kuzenimi de çağırmak istiyorum. Ezgi Eyüboğlu, gelir misin bir tanem? Vallahi muhteşem. Maçkalim benim. Maçkalim. Maçkalim. Geliyim Maçkalılar. Kurban olurum bebeğim. Bizim Trabzon'da bir müzik ve halk oyunları derneği vardı. Ben daha ilkokul 2'de miyim? 1 mi 2 mi? Çok küçüğüm. Yani ufak. 7 ise 8. Eflim'in işte zamanları. 90, 92, 93. Aynı daha da küçükmüşüm. İşte tabii çok seviyorum, dinliyorum böyle sizi. Siz geldiniz, iki kere gelmiştiniz. İlk gelişinizde Efulim diye beni sevdiniz. Evet. İkinci gelişinizde ben yine sizin yanınıza gelmeyi bekliyorum. Siz orada bazı kızlara Efulim dediniz ve ben orada benden başkalarına Efulim diyor deyip. Eyvah. Siz beni çağırdığınızda bana bir daha Efulim demeyin, siz herkese Efulim diyorsunuz dedim. Öyle ikisim. Şimdi yıllar geçti, buradayım. Ya ne kadar güzel bir tablo değil mi ya? Çok güzel bir bak, anı tabii. Bak Öyküm de öyle. Evet. Biz Ekin'imle yeni tanıştık ama daha önce biz aynı sahneyi paylaştık. Volkan abisine onur verdi, eşlik etti. Selçuk'um da öyle. Sağ ya olasın. Kardeşlerim büyümüş, serpilmiş. Ne güzel bir şey. Volkan abi böyle araya girmeyi çok sevmiyorum da Ezgi'nin şöyle bir önemli tarafı da var. Nedir? Çok büyük. Şairimizin, yazarımızın torunudur. Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun torunu yani. Eyüboğullar mesela, Maçka Eyüboğulların İsmet Zeki Eyüboğlu, efendime söyleyeyim, bizim
Eyüboğlu sülalesi bizde çok kıymetlidir. Değerden çok kıymettir. Dolayısıyla bir de Maçkalı olunca bir şey oluyor, insan etkileniyor. Ayrı ayrı bir diyorsun. Değil mi ya? Canım benim. Çok teşekkür ederim. Devam ben edeceğiz. Ben teşekkür ederim. Bebeğim seni öyle ekinimin yanına alalım. Tamam. Gel.